Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni Gün İnternet Televizyonu Bir Kadın Deryası programının daha sizlerle birlikteyiz. Hepinize saygılar, selamlar. Bugün özel bir programımız var. Bu hafta itibariyle şehir dışından gelen seçkin misafirlerimizle sizlere özel, kadına özel ama özel programlar yapmaya başlayacağız. Konuğumuz Sayın Taner Yalçıntaş Beyefendi. Taner Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim Derya Hanım. Sizin gibi zarif bir hanımefendinin konuğu olmak bizim için şereftir. Çok teşekkür ederim bizi konuk ettiğiniz için. Tesadüf de oldu. Gerçi böyle planlanmış, programlanmış bir şey değildi ama çok da şık oldu. Zarif davetiniz için teşekkür ediyorum. Taner Bey, Kırıkkale ve Ankara birlikte söyleyelim isterseniz. Evet. Kırıkkale ve Ankara'dan bir misafirimiz. Bugün özel işleri için burada oldular ve bizi kırmayarak bugünkü davetimizi kabul buyurdular. Önce kendinizi bir anlatın. Seyircilerimiz İzmir'e gelmiş misafirimizin farklılığını bilsin. Ekonomistsiniz, reklam firmanız var. Bununla birlikte bir federasyon çalışmanız var. Siyasi hayatınız var. Var da var. Konuğumuz bugün neler anlatacak? Şimdi buyurun. Evet, ticaretle uğraşıyorum. Bir reklam ajansım var. Onun haricinde bir GSM firmam var. Onunla uğraşıyorum. Hı-hı. Yani ticaretin içerisindeyiz. Biz de birçok ticaretle uğraşan insanlar gibi sıkıntılar çekiyoruz tabii. Hı-hı. Bunun yarı sıra işte hobi olarak başlamış olduğumuz fakat bugün ciddi boyutlara getirdiğimiz bir federasyonda nacizane arkadaşlarımın vermiş olduğu oylarla seçilerek başkanlık yapıyorum şu anda orada. Hı hı. Evet, işin bir de siyasi boyutu var. O da biraz farklı, uzun bir hikaye. Yani isterseniz böyle birbirine karıştırmadan önce böyle hepsinden bire yavaş yavaş başlayalım. Sizin toplumdaki gelişmelerle ilgili hassasiyetiniz, kendinizde görev ve sorumluluk hissetmeniz, yani bu farkındalığınızın nereden geldiğiyle ilgili önce biraz sizi tanıyalım. Yani eğitiminiz midir sizi farklı kılan, yoksa hayatın içinde yaşadıklarınız mıdır? Taner Yalçıntaş'ı toplumsal sorumluluğa taşıyan yol nedir? Nereden gelir Taner Yalçıntaş? Şimdi ben bir şey yapılacaksa düzgün yapılmasını seven bir insanım. Hı hı. Bunun için de bazen hem kendi işimde hem de toplumsal olaylarda bir yerlerde bir şey yapmayı çok seviyorum. Bunu da yaparken en iyisini, en güzel şekilde yapmayı seviyorum. İşte bu federasyona giriş şeklimiz de bunun bir örneklerindendir. Yani şimdi Türk sporunun bir yerinde gençlerin, çocukların olmasını istiyoruz. Fakat hani bu imkanlarla sınırlı şeyler. Her çocuk spor yapabiliyor mu? Yapamıyor tabii. İşte bunun ekonomik boyutu var, vakti var, çocuğun gelişim şekli var. Biz buraya girerken dedik ki herkese spor yaptırabilirim. İlk hedefimiz aslında engellilere spor yaptırmaktı. Yani onların bu sporun içerisinde, uzak doğu sporlarının içerisinde olmasını istiyorduk. Projelerimiz çok ciddi projeler hazırladık. Tabii 2012 bizim için biraz böyle hızlı, paldır küldür geçti. Önce çok biraz federasyondan bahseder misiniz? Şimdi federasyonumuz çok bizim, tabii. Çok izleyicimiz, ben de dahil, bazen bu da federasyonun ismini bile telaffuz ederken alışkın olmadığımız için zorlanıyoruz. Nedir amacı, niçin kurulmuştur, içeriği nedir, hangi sporları, neleri barındırır? Biraz önce bunu tanıtsak. Şimdi Budo Federasyonu dünyada çok ciddi uluslararası federasyon, yani uluslararası dünya federasyonumuz var. Budo'nun açılımını söyleyeyim ben size öncelikle. Budo sporcunun yolu demek. Aslında hani Japon orijinli olduğu için savaşçının yolu. Ama biz Türkiye'de biraz daha yumuşatıp bunu sporcunun yolu olarak telaffuz ediyoruz. Dünyada birçok ülkede kurulu bir federasyondur. Türkiye'de çok iyi bilinmediği için hiçbir şekilde kurulmamış. Çok sevdiğimiz, spora da ciddi emekleri geçmiş bir abimiz Türkiye'de Budo Federasyonu kurmuştur. 2010 yılında biz federasyonun bir şekilde içerisinde görev aldık. Tesadüfler eseri görev aldık. Tabii işte biraz önce söylediğim gibi bir yerde görev alırsam ben bir şeyleri de yapıp başarmayı seven bir insanım. Uzunca bir süre mücadele ettik. Ben farklı görevlerdeydim. Daha sonra arkadaşlarımın teveccühüyle federasyona başkan olarak seçimle geldim. Başkan oldum. Başkan olunca sorumluluklar daha fazla oluyor. Bu sefer biz sorumluluğumuzun bilinciyle hızlı bir şekilde çalışmıyoruz. Ben 2012'nin Mayıs ayının sonunda bu federasyonu Türkiye'de belki bir elin parmakları kadar insanlar biliyordu. Bugün Türkiye'nin 52 ilinde temsilcimiz var. Çok ciddi sporcu sayımız var. Lütfen bunları söyleyin. Çünkü sayenizde Budo Federasyonu'nun hem adı duyuldu hem de sporcu sayısında inanılmaz ciddi rakamlarda artışlar var. İzleyicilerimiz bunları da bilsinler. Yani şimdi ben bu konuda mütevazı olmak istemiyorum. Olmuyor. Evet, onun için. Fazla tevazu yani, göstermeyin, insanlar inanır. Çünkü inanın ben gerek ailemden, çocuklarımdan, gerekse kendi işimden
ziyade bu federasyonun başına başkan olduktan sonra ciddi fedakarlıklar yaptım. Ama bunun ceremesini de aldık çok şükür. Yani Türkiye'nin 81 ilini bizzat gezerek bu federasyonu insanlara tanıtmak için uğraştım. Çok ciddi sporcuları bu federasyona kattım. Şu anda 2000'in üzerinde sporcumuz var. 278 tane kulübümüz var. Bizim bu federasyonun yönetimi devraldığımızda 63 sporcumuz, 14 tane kulübümüz vardı. 7 ayda buraya kadar getirdik. Tabi bu arada boş da durmadık. Yani insanları buraya getirmek bir şey değil, onlara bir şey yaptırmak lazım. Yani aktivite istiyorlar insanlar. Biz bu arada bir uluslararası dünya şampiyonasına katıldık Bosna'da. 24 sporcuyla gittim. Yani 24 sporcumun 12 tanesi demonstrasyon dediğimiz gösteri ekibiydi. Dünya şampiyonu oldu ekibimiz. 12 tane K1, B1 yapan, yani Budo K1 yapan sporcum vardı. Bunların 11 tanesi de altın kemer aldılar. Yani hepsi kendi sikletlerinde dünya şampiyonu oldular. Ekranın arka bölümünde Taner Bey'in yaptığı çalışmalardan bazı fotoğraflar görüyorsunuz. Hep bunlar bu çalışmalarda ödül alan sporcularımız, evet, evlatlarımızın. Ne güzel, ne güzel çalışmalar. Onun haricinde 2013 yılına girmeden planlamış olduğumuz, fakat bunda çok kısa zamana sıkıştırdığımız bir Türkiye içerisinde Budo galamız vardı. Birinci ayağını Ankara'da yaptık. Çok şıklı. Gerçekten çok güzeldi. Yani ben yani burada itiraf ediyorum. Yani o kadar başarılı olmamasından korkuyordum. Ama hani ciddi emek sarf etti. Bütün arkadaşlarım çok, çok ciddi çalıştılar. Herkes yoruldu. Fakat işte o seremoni başlayıp İstiklal Marşı okununca bütün arkadaşlarım, ben de dahil olmam, bütün yorgunluğumuzu falan unuttuk yani. Değil mi? Değil mi? Çok güzel, çok şık. Hedefler tutulunca tuttu. Yemekler, hatta hedeflerimiz üstüne çıktık. Evet. Hedeflerimiz üstüne çıktık. Tabii bunun ikinci ayağını yapmak konumundaydık. Onu da çok sağ olsun Hatay Kırıkhan Belediye Başkanımız bize çok ciddi destek oldu. Çocuklarımızın gelişimine, özellikle Budo Federasyonu gibi yeni olan kavramlara katkı koyarak bu ülkede bir artı değer yaratan tüm yetkililerimizin önünde saygı ve selamla eğiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hepsine bir teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum bu vesileyle, sizin vesilenizle. Kendisine, başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yani bize çok ciddi katkıda bulundu. Biz de bu katkıları görünce ikinci ayağında Hatay Kırıkhan'da yaptık. Bir dahaki geldiğinizde diğer bütün yetkililerimizin de adını saymak ve federasyonun daha hızlı büyüdüğünü görmeyi diliyorum. İnşallah, inşallah. Bu arada ben hemen katkı bekliyoruz. Şunu belirtmek istiyorum. Spor Bakanlığı'nda, yani ben birçok bakanlıklara çeşitli vesileyle işim gereği veya ziyaret gereği gidiyorum. Ama bunu samimiyetimle söylüyorum. Spor Bakanlığı'nda bir insanların karşılanma şekli, insanlarla ilgilenmesi, yani hayır, o kadar güler yüzlü insanlar ki, yani bizi, her türlü problemlerimizi bir dakikada çözüveriyorlar. Orada hemen farklı bir konuya dönmek istiyorum. Özellikle programımızda çocuklarla daha çok annelerin okul döneminde ilgilenmesi sebebiyle ben özellikle kendim de çok uzun yıllar bizzat madalyalı bir sporcu olarak sporun bana kattıklarını bilmekten dolayı anneleri çocuklarının sosyal etkinliklere, spora teşvik etmeleri konusunda ısrarla uyarıyorum. Bu anlamda İzmir'de şubeleriniz var ve federasyonla ilgili çalışmalardan çocuklarımızın faydalanması adına velilerimize, anne ve babalarımıza neler tavsiye buyurursunuz? Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın, spor yapan bir çocukla spor yapmayan bir çocuğun arasında çok ciddi fark var. Şimdi bu da federasyonun içerisinde çok farklı stiller var. Fakat bütün stillerimizde biz önce, bizde çocuklar 8 yaşında spor yapmaya başlar. Yani üst sınırı yok. Ama 8 yaşında bu sporu yapmaya başlarlar. Kas gelişimi bu, evet, sporu için 8 yaşında yeterliliğe kavuşuyor. Yani 8 yaşında olan bütün çocuklarımızı artık federasyonumuzun spor hizmetlerinden faydalandırabiliriz. Kesinlikle. Biz çocuklarımızı aldığımızda ilk önce çocuklarımızın kendine olan güvenini kazanmalarını sağlıyoruz. 2, vatanına, milletine, bayrağına, geleneklerine, göreneklerine sağlıklı ve bunlara kesinlikle sıkı sıkı sarılan bir nesil yetişmesi için uğraşıyoruz. 3, biz öncelikle çocuklarımızın lider olarak yetişmesini istiyoruz. Yani her çocuk kendince bir lider olmalıdır. Kendine yani karar verebilme mekanizmasını çalıştırmalıdır. Kendince çok ciddi kararlar alabilmelidir ve lider olarak yetişmelidir diye düşünüyoruz. Bunun için de bizim Budo'nun bir felsefesi vardır. Yani biz spora başlayan çocuklarımıza önce felsefemizi öğretiyoruz. Yani işte hocasına saygı duyacak, ailesine saygı duyacak, öğretmenlerine saygı duyacak. Bayrağını sevecek, milletini sevecek. Valla 4+4+4'ün ilk 4'ünde bu kadar şey verilemiyor. Yani biz, evet, ama şimdi tabii ki bizde işte spora başlayan çocuklarımızın birçoğu 8 yaşında olmuyor. Niye olmuyor? Aileler nedense çocuklarını spora göndermekte imtina ediyorlar. Şimdi, değerli aileler, lütfen imtina etmeyiniz. Şimdi biz, şöyle bir imkanımız var. Bakın, şimdi biz
Tabii ki salonlarda bizim bu işi yapan arkadaşlarımız, hocalarımız bunu belli bir ücret karşılığı yapıyorlar. Fakat bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Çok ciddi anlamda maliyetini gelip benim bunu ödeyecek durumum yok diyen her öğrenciyi İzmir'de değil, Türkiye'nin her yerinde her türlü spor yapmasına vesile olur. Her türlü. Değerli izleyiciler, hiç federasyon başkanımız söylüyor. Bakın taahhütü var, çok net. Eğer çocuğunuzun spor yapması için yeterli maddi imkanınız yoksa onlar sizi hiçbir ücret almadan da çatılarına kabul ediyoruz. Ediyorlar. Kesinlikle, kesinlikle. Gönlünüze yani sağlık. Yani sağ bunu olun. Bizim arkadaşlarımıza çok ciddi. Çünkü biz şu anda çok ciddi Büyükşehir Belediyesi'ne bir proje hazırlıyoruz. Hı hı. Sokak çocuklarla ilgili bir spor yapmakla ilgili. Büyükşehir derken İzmir, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bir proje hazırlıyoruz. Size de hazırlarız. Burada da onun altından kalkabilecek her türlü birikime sahip arkadaşlarım var. Ben derhal kendilerine görüşürüm. Sizinle irtibata geçmelerini sağlarım. Hayır, böyle bir program hazırlattırırım. Bunu samimiyetimi söylüyorum. Yani İzmir'in çeşitli yerlerinde bizim ciddi güzel salonlarımız var. Rica ederim. Ya biz amacımız bu ama yani şimdi. Biz çünkü de burada size katkı anlamında yapabileceğimiz her şeye hazırız. Tabii ki yani her türlü yardıma hazırız biz. Her türlü ciddi. Yani yeter ki insanlar bir şekilde spor yapsınlar. Yani şimdi sağlıklı yaşamanın başında spor geliyor. Şimdi gidiyorsunuz bir doktora, diyor ki spor yapın. Yani normal bir insanla konuşuyorsunuz spor. Yani bu demek ki gerçekten insanlar için elzem olan bir şey. Kimse kimseye durup dururken yani sigara için demiyorlar, alkol alın demiyorlar. Spor yapın diyorlar. Demek ki lazım yani. Ha, ama bunu belli bir yaşta başlatıp bu işi profesyonelce yapılırsa, yaşam tarzına dönüştürürseniz, dönüştürürsek bir de hedefimiz olursa, yani çocuklar bu spora başladığında bir hedef belirlerlerse, benim hedefim nedir? Benim hedefim bu federasyonun içerisinde yetişen çocuklarımız, gençlerimiz biraz önce saydığım değerlere sahip çıkacak. Ama bizi de yurt dışında çok ciddi müsabakalarda temsil edecek. Yurt dışına da bizim bayrağımızı göndere çekecek. İstiklal Marşımızın her okunduğunda olan reklamı herhalde dünyanın parasını döksek. Mümkün değil. Tabii. Yani bu da bizim hedeflerimizden bir tanesi tabii. Ama sadece spor yapmak için değil ama bir hedefi olmalı diye düşünüyorum. Yani hedef koyarak gelmeli. Ben işte vücut geliştireceğim veya ben işte bu dalda Türkiye'de kendimi tanıtacağım, iyi bir hoca olacağım. Ya da ben Türkiye'de çıkıp dünyada ülkemi temsil edeceğim demesi lazım. Hedefsiz insanlarda bir yere gidilmiyor. Yani tabii bazı çocuklarımız çabuk sıkılıyorlar. Biz onların sıkılmaması için de çok farklı projeler oluşturduk. Yani şimdi farklı müziklerle onların eğitimine giriyoruz. İşte hocalarımız gerçekten çok kaliteli. Birçok federasyon içerisinde de hala aktivite olarak görev yapan arkadaşlarım bizim içimizde sağ olsunlar. Biz bir amaç için uğraşıyoruz. Harikasınız. Ne kadar başarılı olur. Vallahi inşallah hedeflerimize ulaştığımız zaman biraz daha mutlu olacağız. Çünkü bir nesil yetiştirmemiz lazım. Yedi ayda yaptıklarınız, yapacaklarınızın garantisi. Bu arada değerli izleyiciler, ekranınızın sağ alt köşesindeki boşluğa arzu ettiğiniz soruları yazarsanız başkanım size hemen dönüp cevaplamaya çalışacak. Tabii ki. Telefon numaramız da 232-0232 alan koduyla 441-08-88. Birkaç sorumuz var. Sorularımızı müsaadenizle. Meşhure Gökçe Hanım Efendi başarılar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, sporu çok seviyorum. Ben de katılmak istiyorum. Mümkün mü? Yaşı 8 yaş diye bahsettik. Üst sınırımız yok. Hı-hı. Değil mi? İsteyen herkes. Üst sınırımız kesinlikle yok. Meşhure Hanım, üst sınır yok. Başkanımız federasyonda sizi de bekliyor. Bir başka soru. İyi yayınlar diliyorum. Kırıkkale'den soruyorum. Bu da federasyonu başkanı Sayın Taner Yalçıntaş'a. Federasyonun konfederasyon olma yolunda ne gibi çalışmalar yapmayı planlamaktadır? Musa Eren Beyefendi, kendilerine teşekkür ediyoruz. Buyurun başkanım. Şimdi benim federasyonum da size biraz önce de bahsettiğim gibi bir tek stil yok. Yani burası stiller federasyonu. Dünya federasyonumuz da aynı. Stiller nedir? Biraz stiller derken şimdi yani, bakın. Ben de bilmiyorum. Tabii şimdi. Yani size geldik, ben birkaç stil görüp seçeceğim mi diyoruz? Nasıl oluyor bu? Hayır, bu şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim federasyonumuzda 14 tane farklı stilimiz var. Hı hı. Bunlardan bir tanesi Ninbudo Aikijutsu. Yani birçok farklı stilin karışmasından meydana gelmiş bir stildir. Tescili bizim Türkiye'mizdedir. Federasyonunda, benim federasyonumda as başkan olarak temsil edilen Zübeyir Saydan adında bir hocamın kurmuş olduğu bir federasyondur o da. Bizim haricimizde. Hı hı. Bir federasyondur. Fakat bizim altımızda federasyonun bünyesinde as başkan olarak görev yapar arkadaşımız. Hı hı. Fakat stil federasyonumuzun stildir. King Boxing dediğimiz, kral boksu dediğimiz bir farklı stilimiz vardır. Hı hı. Bunun haricinde bir 12 tane daha bizim stilimiz. Fakat şu anda öne çıkan iki stil var. Bunlardan bir tanesi biraz önce bahsettim. Ninbudo Aikijutsu, bir tanesi de King Boxing. Ninbudo Aikijutsu gerek biraz önce spor yapmak istediğini söyleyen hanımefendi için, gerekse 8 yaştan
sınırsız yaşa kadar birçok insan için yapabileceği yakın savunma sporudur. Savunma sporları. Savunma, kesinlikle savunma sporudur. Hatta bizim Nimbu'da Aikijutsu Federasyonumuzun içerisinde engelliler için de çok ciddi çalışma yapılıyor. Geçen günlerde yurt içerisinde tekerlekli sandalyelerle de Nimbu'da Aikijutsu yapılabileceğini biz gösterdik insanlara ve sporcularımız var. Bunu tekerlekli sandalyeyle yapıyorlar, yani yakın savunma sporunu. Herkesin yapabileceği bir spor. Ben o hanımefendinin ve birçok öğrencime kickboxing'den ziyade Nimbu'da Aikijutsu yapmasını istiyorum. Çünkü ona başladıktan sonra öbürüne geçiş daha kolay oluyor. Nimbu'da Aikijutsu biraz daha savunma sporundan ziyade biraz daha böyle saldırı sporu gibidir. Fakat biz Dünya Federasyonumuzun bu konudaki statüsü farklıdır. Yani bizi bazı titillerle karıştırıyorlar ama kesinlikle değil. Yani bizim o da dört bölümden oluşuyor. Peki farklı stillere sahip olmak uluslararası müsabakalarda öğrettiğiniz her stilde karşılıklı müsabaka şansı yaratıyor mu? Kesinlikle, nedir? Kesinlikle yaratıyor. Şöyle söyleyeyim, Dünya Federasyonumuzun bu stiller üzerinde çok ciddi yıl içerisinde organizasyonlar olur. Hı hı. Ve yurt dışında biz bu organizasyonlarımıza katılıyoruz. Tabii ki her ülkede hep aynı stilleri de bizim o 14 stilimizden bir tanesi atıyorum Almanya'da oluyor. Bir tanesi farklı bir stilin müsabakaları İran'da oluyor. Bir tanesi Bosna'da oluyor. İşte bir tanesi Azerbaycan'da oluyor gibi. Biz zaten yıl içerisinde 2013 yılını şu anda biz faaliyet programını biliyoruz. Peki bu kadar farklı ülkedeki müsabakaya çocukların hazırlanması, götürülmesi gibi tüm bu organizasyonun maliyetlerini federasyon karşılayabiliyor mu? Nasıl yardımlar alıyorsunuz? Bunlar çok ciddi işler, çok zor. Şimdi evet, gerçekten öyle. Öncelikle yetiştirilme bölümünü size izah edeyim. Şimdi bakın, ben bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ülkemizde bizim sporumuzla ilgili, bizim dallarımızla ilgili o kadar çok yetişmiş hocalarımız var ki bunların birçoğu şu anda tanınmıyor. Yani şimdi mesela biz Bosna'ya gidiyoruz. Dünya şampiyonluğu alıp geliyoruz. Türkiye'de kimse bizi tanımıyor. Evet, bile. Evet. Çok bunlar tabii olacak mı? Yavaş zaman yavaş olacak. Için. Zamanlı olacak. Öğren, bilinecek. İnsanlar tanıyacak. Bizi takip etmeye başlayacaklar. Hocalarımız çok ciddi. Hakemlerimiz uluslararası maçlarda dahi çok kalitesini gösteren, evet işte Türk hakem böyle adil olur dedirttiren hakemlerimiz var bizim. Ne güzel. Sporcularımız, hedef olan sporcularımız olduğu için çok başarılılar. Yani ben onlarla işte bir yere gidip maça çıktıklarında gurur duyuyorum. Yani böyle tüylerim diken diken oluyor. Niye? Çünkü hep başarılılar. İnanın Bosna'daki maçlarda 12 maç sporcum vardı. 11 tanesi altın kemer aldılar. Bir tanesi yanlış bir vuruşla diskalifiye oldu. Yoksa o da alacaktı. Yani 12 tane kemerle biz ülkemize döndük. Ama bunu tabii hiç kimse duymadı. Kimse bilmedi. Neden? Onun sebebi de şu. Biliyoruz canım, bakın tabii artık insanlar izliyor, araştırıyor. Hele sizin başkanlığınızdan sonra o kadar ciddi gelişmeler var ki bu kadar güzel şeyleri görmezden gelmek mümkün mü? Şimdi işin ekonomik boyutuna gelince biz şu anda henüz Genç Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir federasyon olmadığımız için bunun ekonomik boyutunu bakanlığımızdan tabii ki şu anda bütün yardım her şeyimiz hazır. Müracaatımızı yapacağız yakında. Fakat tabii oradan bir yardım alamıyoruz. Biz bunu nasıl karşılıyoruz? İşin yönetimin içerisinde arkadaşlarım var benim. Yani hepsi spora gerçekten gönül vermiş. Fakat işin enteresan kısmı hiçbir tanesi bir sporla uğraşmamış. Ben de bu daha, yönetim kurulu mu bu kadar masrafı üstlendi? Yani işte Bosna masrafımızı bir önceki yönetimde ben as başkan olarak görev yapıyordum. Bütün Bosna masrafımızı yönetimin içerisindeki arkadaşlarımın yönetim katkısıyla yönetim kurulunun önünde saygıyla eğiliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok ciddi, çok önemli şeyler. Yani gerçekten bir önceki yönetimdeki arkadaşlarımın hepsi birbirinden çok kıymetliydi. Çok, çok değerli insanlardı. Şu andaki yönetimdeki arkadaşlarım da yine sporla hiç uğraşmayan fakat biraz daha profesyonel düşünen arkadaşlarım. Ve sizler gibi insanları görünce Türkiye'nin gelişmesi ve insanlık adına umutlarım yeşeriyor. Vallahi iyi ki varsınız. Size çok teşekkür ediyorum. Bir tek sporcunun bile yurt dışına hazırlanıp götürülüp getirilmesi o kadar ciddi. Sadece maddi anlamda külfet değil. Yani sosyal boyutu var, bunun yazışmaları var. Tabii mesela, ki. Siz ekip götürüyorum dediğinizde hele yaşı küçük çocuklarla, çünkü çok uzun yıllar turnuvaların içinde sporcu olarak da bulundum, idareci olarak da. Yani bu üstlendiğiniz inanılmaz, çocuklarınıza çok büyük bir miras hazırlıyorsunuz. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Çok saygı duyuyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Yani bunu bir şekilde biz işte artık herkes cebinden finanse ediyor. Çünkü bir amacımız var. Hı hı. Benim amacım bu federasyonun Türkiye tarafından tanınması, bilinmesi, sporcularımızın çok kaliteli olarak yetişmesi. Yani işte spor yapmış olmak için değil, bu işin akademik kariyerini yapacak şekilde yetişmiş olmalarını istiyorum.
Ve bunu da bizim yurt dışında, tabii ki hizmet etme, yurt dışında da bizi çok ciddi şekilde temsil etmelerini istiyorum. Benim amacım bu. Bir arkadaşımın amacı işte 3 tane sporcumuza yardımcı olabilirse mutlu oluyor. Yani bu tür arkadaşlarımdan bir bu sefer yönetim oluşturdum. O zaman yeni yönetime çocuklarımıza katkı koymak isteyen de kişisel misyonu bu tip çalışmaların içinde çocukları mutlu görmekten, buna katkı koymaktan feyz alan insanlara davet olsun. Tabii ki. Evet, tabii hepinizi ki. Federasyonumuzun gelişmesi, çocuklarımızın yurt dışını görüp gelmesi, kişilik gelişmelerine katkı olması ve ülkemizin tanıtılması adına katkılarınızı bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yurt dışından ziyade yurt içinde dahi bu işler biraz sorumluluk istiyor. Ben bir tek sporcumun maça çıktığında burnunun dahi kanamasını istemiyorum. Bunun için de çok ciddi önlemler alıyoruz. Bizim sporcularımızın bütün giysileri, işte güvenlikleri, kaskları tamamen çok daha farklı. Yani mesela biz kask önü camla kapalı, yani plastikle kapalı kask kullanıyoruz. Çocuklarımız zarar görmesin. Kuki kullanıyoruz, dizlik, dirseklik, eldiven, dişlik. Yani maliyeti çok ciddi. Maliyeti pahalı da bir spor. Maalesef tabii ki biraz maliyetli. Yani biraz maliyetli derken biz yapmayı düşünüp ekonomisi el vermeyen bütün çocuklara yardımcı oluyoruz. Çok güzel. Buradan da bundan sonra da olacağımızın taahhüdünü veriyorum. Ama durumu iyi olan çocuklar da tabii ki bunları kendileri temin ediyorlar. Ama ben velilerim bizim, ben bazen böyle denetlemek maksadıyla değil de ziyaret maksadıyla bazı kulüplerimizi geziyorum. Gezdiğimde de orada arkadaşlarımı ikaz ediyorum. Diyorum ki işte bakın çocuğu dişliksiz çıkartmayın. Veliler o zaman tabii biraz daha mutlu oluyorlar. Fakat biz bu çocukları mesela alıyoruz buradan Kırıkhan'a maça gidiyoruz. Bunları otobüste götürüyoruz. Ben rica ediyorum, diyorum ki velilerimize, masraflarınız da bize dahil olmak üzere çocuklarınız da siz de gelin. Oraya geldiğinizde o atmosferi yaşarsanız, iki tane daha aileye etkiniz olursa bu sporcularımızın sayısı çoğalır. Yani bu konuda da ben özellikle Şişli Belediyesi'nden çok ciddi yardım alıyorum. Yani sağ olsun Şişli'ye Sayın Başkan. Biraz sonra uzun uzun geleceğim. Ama sporun burasında muhakkak söylemem lazım. Tamam, tamam. Çünkü Sayın Başkanımız bizim bu konuda hiçbir kırmıyor. Mesela geçenki Hatay maçında İstanbul'dan gelecek sporcularımızın arabasını Sayın Başkanımız temin etti. Bir telefon açtık, rica ettik. Sağ olsun hemen otobüs tahsis etti çocuklara. Çocuklar İstanbul'dan bindiler, Hatay'a geldiler. Ve orada şoför arkadaşlarımız konakladılar. 3 gün sürdü çünkü bu organizasyon. 3. günde aldı, arkadaşlarımızı götürdü. Bu bizim için çok büyük bir imkan gerçekten. Yoksa arkadaşlarım en kötü 7-8 bin lira otobüs parası vereceklerdi. Vallahi Şişli Belediye Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül Beyefendi'ye hem size hem de Türkiye genelinde bu anlamda o kadar farklı yere, evet, o kadar çok elini uzatmaya çalışıyor ki çok saygı duyuyorum. Ona da teşekkür ederiz. Onun da önünde saygıyla eğiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Yani tabii bunun gibi bize katkısı olan arkadaşlarımız var. Gerek yönetimimizin içerisinde gerek dışında. Yani burada ismini söyleyip bazı belki o zaman başkalarının adını unuturum diye söylemek istemiyorum ama yani bize çok ciddi katkısı olan, emeğe geçen arkadaşlarımız var. Yönetimimizin dışında bu insanlar. Sağ olsunlar. Bizlerin hedefine ulaşabilmesi için çok ciddi katkılar oluyor. Tabii bizlerin derken şahsımız için biz bir şey yapmıyoruz. Tabii. Yani bu işi de yaparken samimiyetimle söylüyorum. Yani arkadaşlarımın birçoğu da yorulmaya da başladılar, ben farkındayım. Çünkü hep veren olmak biraz hemen zor. Hemen sözünüzü keseceğim. Taner Başkan'la tanışıklığımız yaklaşık 5 yıldır. Ben kendilerini çok doğru yakından takip ediyorum. Çok da iyi bir dosttur kendisi. Çok, çok teşekkür çok özel ederim. Bir insandır. Ne kendisinin ne de çocuklarının bu tip çalışmalardan dolayı hiçbir ihtiyacı yok. Ve onlardan çaldığı zamanı öyle söyleyeceğim. Maalesef. Ve hanımefendiye de gerçekten bir başarılı erkeğin arkasında bir başarılı kadın var kesinlikle, da çok doğru. Kesinlikle. Evden aldığı zamanı, çocuklarından aldığı zamanı onlara bir şeyler getirmek değil, tam tersine onlardan aldıklarını ülke genelinde bütün çocukların adil paylaşımına sebep olsun diye dağıtmaya çalışan, bu konuda kişisel sürekli katkıda olan, kazandığının çoğunu sosyal çalışmalara aktaran bir başkan. Bu anlamda çok saygı duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. İş adamı kimliğinin yanında, bu kimliğin yanında bir de biraz önce iş adamı olarak ekonomide sıkılıyoruz gibi bir tabii sözle girdik. Ekonomist kendisi, ekonomiyi de soracağım. Ama Türkiye'de siyasetin çok dalgalandığı bir dönemde Türkiye geneli yaklaşık bir 30 tane ilin örgütlenmesi ve yeni bir çalışma konusunda çok etkin görevler de aldı. Bunu da biliyoruz. Evet. Biraz şimdi federasyonun konfederasyon olma çalışmalarını da sormuştu arkadaşlar. Şimdi hatta biz biraz ekonomi konuşalım. Konfederasyon şu anda, yani yarın sabahleyin altımızdaki diğer federasyon başkanlarına bir araya gelip konfederasyon olabiliriz. Ama benim hazırız. Hı. Yani hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir şeyimiz de yok. Eksiğiniz yani yok. Eksiğimiz, evet, engelimiz yok.
Fakat benim bir amacım vardı. Bu federasyonun başında başkan olurken arkadaşlarıma söz verdim. Dedim ki öncelikle sizin Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlanmanızı ve Türkiye ibarenizi almanızı sağlayacağım. Çünkü bakın federasyonumuzun logosunda da görüyorsunuz Budo Federasyonu yazıyor. Evet. Ama ben onun başında Türkiye Budo Federasyonu yazmasını İnşallah. İstiyorum. Onun için çaba sarf ediyorum, onun için uğraşıyorum. Onu bitirdikten sonra oradaki süreç şu anda gerekli müracaatlarımızı yapmak için bütün dosyalarımızı hazırladık. Tabii. Çünkü biz tek bir stil yapmıyoruz. Bütün stillerin dosyası ayrı ayrı hazırlanıyor. İşte bunların içerisinde İster yaptığımız o tabii gerçekten zordur. Ha biz bu yolları açtıktan sonra ben biliyorum ki ama çok prensipli ve çok düzenli bir insan olduğunuzu biliyorum. O anlamda federasyonun şu an başında bulunmanız ve bu başvurularda bizzat elinizde olması herhalde federasyon içinde tarih yazacak bunu. Çok çok anlamlı ve çok büyük şans. O konuda biraz evet samimi olmak gerekirse gıcığımdır. Evet. Bazı arkadaşlarım da. Başkanım şöyle söyleyeceğim. Şimdi bazen insanlar ben de çok kılı kırk yararım biliyorsunuz. Gıcık diyorlar. Hayır yani bu gıcıklık değil. Toplum öyle bir yere gelmiş ki sorgulayan ve iyi olması için çabalayan insan çok az olduğu için o insanları bunu yapmaktan alıkoymak, pasifize etmek için o tip insanlara gıcık diyorlar. Tamam biz gıcık olalım, iş düzgün yürüsün. Yani işi sallapati yapıp başarısız olup da aa ne iyi adam demesinler çok önemli değil. Bize kötü desinler varsınlar ama toplum adına yaptığımızın zaman içinde değer görmesi önemli değil mi? Tabii ki kesinlikle. Fakat işte ben herhalde biraz daha fazla müdahil mi oluyorum diyeyim. Yani hayır, şimdi çok düzenli ve titizsiniz. İyi olmak ve başarıyı çok seviyorsunuz. İşte yani en iyisini istediğim için belki biraz fazla müdahil oluyorum. Bazen arkadaşlarımın bundan rahatsız olduğunun farkındayım. Ama onlar da biliyorlar ki kesinlikle art bir niyette değil. Başka daha düzgün ya, olmasını. Kişisel değil olaylar. Ben şöyle söyleyeyim bakın yönetimimde bulunan bütün arkadaşlarım. Türkiye genelindeki kulüp başkanlarımın hemen hemen %90'ı. Sporcularım ben onların beni çok sevdiğini iyi biliyorum. Yani onu zaten gözlerinden görüyorum. O beni biraz daha böyle hırslandırıyor. Biraz daha bazı şeyleri düzgün yapmama vesile oluyor. Canım bu kadar madalya izledik şimdi. Bu kadar değerli sporcunun başarısının altına imza atmak ve alkışlanmak insanı onur etmez mi? Böyle bir durumda o göreve devam etmek ve daha iyisini yapmayı hedeflemek tuhaf değil. Çok güzel bir şey. Yani tabii ki bir de Türk sporunda bazı dallarında diyeyim. Türk sporunda demeyeyim de şimdi yönetmelikler gereği veya kanunlar gereği ödül yönetmelikleri biraz farklı. Ben istiyorum ki bu çocukların bu sporu yaparken de bir şeyleri de motive olabilmeleri için bir şeyler almaları gerekiyor. Mesela ben işte her maçların sonunda 1, 2, 3 ve 4.'ye eldiven veriyorum. Bu bizim için ciddi bir maliyet mi? Maalesef maliyet ama ilk maçta verdikten sonra kendiliğinden bir anda gelenek haline geldi. Ama motive ediyor, onur ediyor. Çok ciddi motive ediyor. Mesela tabii. Birinci sporcularıma altın veriyorum. Yani işte profesyonel BK1 yapan sporcularımın birincilerine altın hediye ediyorum. Herkesin. İşte ikincilerine eldiven hediye ediyorum. Ama tamamına bir şeyler veriyorum. Bunun sebebi de şu. Arkadaşlarım yani bazı spor dallarında çocuklar bir tek hedef. Bir kere Türkiye'den dışarı çıkalım. Milli olalım, gelelim, beden eğitimine girelim ve sporu bırakalım. Tam verimli oldukları dönemde. Milli olduğunda beden eğitimi bölümüne sınavsız girme. Tabii bazı hakları var. Tabii onlar o bir kere onun için çabalıyorlar ve sporlarının zirvesinde. Ama bırakmazsın yani zirvesi. Canım şimdi düşünsene. Ama bakın şimdi en zirveye gelmişsiniz artık amacıma ulaştım olur mu? Tam tersine yeni hedefler koyacak çocuklar. Ama şimdi bakın bu hedefleri koymak çok artık belli bir zamandan sonra maliyet gerektiriyor. Tabii. Yani şimdi onun için temin sordum. Bu kadar masraf nasıl karşılanıyor? İşte bu arkadaşlarımız sağ olsunlar. İşte herkesin desteğiyle iyi kötü herkesi eline taşın altına koyuyor. Biz de bir şeyler yapmak için elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ben hedeflerinden arkadaşlarımın beden eğitimine girmek ve öğretmen olmak elbette ki bunlar en doğal haklarıdır. Ama bunu yaptıklarında dahi dünyada o sporlarının zirvesinde olduklarında bizi çok ciddi temsil edecek çocuklar bunlar. Tabii. Sporu bir anda bırakıveriyorlar. Bir anda. Çünkü çok getirisi yok. Tabii profesyonel anlamda biz bu tür şeyleri yapamıyoruz. Bizimki amatör sporlar evet. Çünkü amatör bir ruhla yaptıkları zaman her türlü başarılılar. Evet. İnşallah iyi olacak diye düşünüyorum. Çok iyi. Buradan sizin vesilenizle de bu federasyon içerisinde benim her türlü arkamda bulunan bütün arkadaşlarım. Yani bunu antrenörlerim, hakemlerim, kulüplerim, sporcularım hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Onlar beni ayrı bir motive ediyorlar. İşte bir geçenlerde bir doğum günümde 900 tane mesaj gelmiş bana. Doğum günü kutlaması. O da insanların hoşuna gidiyor. Tabii benim çok hoşuma gidiyor. Beni onur etti. Yani hepsini tek tek tabii ki. Hepsini tek tek okudum. Tek tek teşekkür ettim ben de onlara. Bunlar hoş şeyler.
İşte orada eşimin, başkanım sizi seviyoruz diyor. Yani İşte burada eşimin ona ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum, eşime ve çocuklarıma. Ama ağlayamadık. Bir dahaki sefer İzmir'le birlikte bekliyoruz. İnşallah, inşallah. İnşallah onlar da bana ciddi anlamda hani çok hoşgörülü davranıyorlar. Çok, çünkü çok. Onlarla o çok da demeyin. Pek çok diyorum yani. Evet. Ciddi anlamda ben onları ihmal ettiğimi biliyorum. Evet, evet. Ama eşim ciddi fedakardır. Yani benim hedeflerimin olduğunu anladığı andan itibaren asla set koymaz. Aksine destek olur. İşte küçük kızım biraz asidir bu konuda. Onu hemen federasyona yakın. Onu evet hemen yakınıma alacağım. Nereye gidersem onu da götüreceğim. Evet. O da belki evet söz verdin ama yine beni bıraktın gittin diye telefon edecektir. Çünkü hiçbir denk gelmedi, götüremedim. Ona da çok kızıyor. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Maalesef, böyle. Maalesef böyle yani. Büyük görevlerin, büyük sorumlulukların sahibi insanların çocukları olmak çok zor. Yani eğer topluma mal olmuşsanız, belli yerlerde duramam diyemiyorsanız, sevdiklerinize bir dakika sen dur diyebiliyorsunuz. Onlar nazınızı çektiği için. Ama yapmamak lazım. Yani evet, yapmamak lazım. Doğru söylüyorsunuz, haklısınız yani. Çünkü hiçbir hafta sonu muhakkak bir organizasyonumuz olduğu için evde olamıyorum. Tabii onlar da bunun sıkıntısını yaşıyorlar, biliyorum. İnşallah burayı Türkiye Federasyonu yaptıktan sonra hemen benden daha iyi yapacağına inandığım arkadaşlarıma devredip bütün vaktimi onlara ayıracağım. Siz yapamazsınız. Sizin şimdi bir siyasette... Başka bir şey buluruz. Evet. Taner Bey'e hizmet etmek için mutlaka çok başka şeyler bulacaktır. Peki ekonomiden konuşalım biraz. Nasıl görüyorsunuz ekonomiyi? Ya da bir yerel yönetim seçimleri yaklaşıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Yani Türkiye arka arka seçimler sürecine giriyor. Türkiye Değişim Hareketi'nin çok etkin isimlerinden birisiniz. İlk kurulduğu andan partileşme sürecinde çok ön saflarda, çok ciddi görevlerde bulundunuz. Görevlerinizin dışında çok bizzat takip ediyorum. Görevinizin gücü haricinde, şu an hiçbir resmi göreviniz olmadığını da biliyorum. Ama çok kişinin lider kabul ettiği, çok sevdiği, saydığı, hatta aramadan karar almadığı bir başkansınız. Nedir Türkiye Değişim Hareketi? Nereden geldi, nereye gider? Bundan sonra gelişim ne olur? Mustafa Bey'in, Sayın Sarıgül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konuşuluyor. Yeni bir parti konuşuluyor. Neler oluyor Taner Başkan? Şimdi bakın ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ülkede lider çok kolay yetişmiyor. Biliyorsunuz ki son 100 yılda yetişen tek lider Mustafa Kemal Atatürk'tü. Bunu da bütün dünya kabul etmiştir. Ülkemizi yöneten bir başbakanımız var. Benim gözümde kendisi de ciddi bir liderdir. Fakat Mustafa Sarıgül de Türkiye için yetişmiş nadir insanlardan ve lider olan bir insandır. Biz Mustafa Bey'le, Sayın Başkanım'la uzun yıllar beraber işte koştuk. Biz onun peşinden, o ne talimat verdiyse biz yaptık. Bundan sonra da verirse yine yapmaya hazırız. Mustafa Bey'in bu memleketin Mustafa Bey'e ben ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Yani bu memleketin yönetiminde ciddi bir yerinde olması gerektiğine inanan bir insanım. Onu da çok ciddi tanıdığım için bu kadar rahat söyleyebiliyorum. Hemen her hafta İstanbul'dasınız. Biliyorum aşağı yukarı. Fırsat buldukça gidiyorum. Fırsat buldukça onun da vakti sadece olduğu sürece. Sadece İstanbul'a değil Türkiye geneli gitmediğiniz il var mı? Görüşmediğiniz başkan var mı? Valla ben işte Türkiye'de 81 ilde arkadaşlarımın hepsi sağ olsun. Birbirimizi seviyoruz. İşim gereği de biraz çok gezdiğim için de hemen hemen gittiğim her ilde her arkadaşlarımı ziyaret ediyorum. Yani nabzı çok iyi bilen çok az insandan birisiniz. Yani o sizin yani teveccühünüz. Yok, o sizin teveccühünüz. Tevazu göstermeyin. Şu an seçim sürecindeyiz. Her ile gitmekten dolayı Türkiye'yi çok iyi yorumlayabilecek çok az insandan birisiniz. Çünkü gerçekten Doğu ile Batı arasında pek çok insan görmediği yerler hakkında sorunu tam çözemeyeceği, bilemediği şeyler hakkında ülkeyi çözmeye çalışıyor. Terörün bugün alıp başını gittiği bir durumda. İşte Batı'da hiç doğuyu görmemiş insanların çözüm yapmasındansa sizin gibi Türkiye'nin her yerini gezmiş görmüş, çok ciddi liderlerle oturup kalkan, insanların yorumları toplumu sürüklemek ya da onları bilinçlendirmek adına çok kıymetli. Onun için lütfen tevazu göstermeyin. Bu gördüklerinizi, izlenimlerinizi paylaşın. Göremeyen insanlar en azından sizlerden faydalansın. Ben bunu yani böyle bir işte siyasetten çok iyi anlayan bir insan olarak değil de kendi kişisel fikrim tabii olarak söyleyeyim. Şimdi bakın yani samimi söylüyorum Türkiye'de çok ciddi problemler var. Yani bir hükümet olmak falan onlar da böyle çok kolay. Biz şurada çok yani 3-5 kişinin uğraşıp bir federasyonla çok sıkıntılar çekiyoruz. Bir devlet yönetmek, bir başbakan olmak, işte bir bakan olmak. Bunlar çok ciddi sorumluluklar ve zor şeyler.
Ama benim Mustafa Bey'in bunların üstesinden gelebilecek bir insan olduğunu bildiğim için onun yanındayım. Onunla beraberim. Çünkü Mustafa Bey çok pratik çözümler üretebilen ve böyle çok detaylandırarak bir şeyler değil de insanların her türlü faydalanabileceği fikirleri ortaya çıkartabilen bir insan. Ya pratik olmak, pratik zekalı olmak çok önemli değil ama bunu hayata yansıtabilmek çok önemlidir. Yani ben işte Mustafa Bey'in bir tarım politikası ile ilgili bir şey hazırlayın dediğinde insanların iki sayfa böyle kalın kalın kitaplar hazırlayıp getirdiğini fakat başkanın onların önüne koyup ben bunun tamamını yarım sayfada istiyorum dediğini bilirim. Çünkü bunun sebebi şudur, insanların anlayabileceği dilden konuştuğunuz sürece kendinizi ifade edebilirsiniz. Ben Sayın Başkan'ın bir seçime hazırlanıyorlar. Evet, önümüzde bir yerel seçim var. Son günlerde biraz uzak kaldığım için bu seçimin neresinde hazırlandığını net bilmiyorum. Seçime hazırlanıyoruz ama neresine hazırlanıyoruz? Tamam, tabii. Içinde. Ama şunu biliyorum ki başkanımın... Bir günlük siyaset bile çok uzun bir süreç. Kesinlikle katılıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı çok ciddi konuşuluyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilendiriliyor ama her iki tarafta şu ana kadar henüz bunu kabul etmiş değil. Evet, Mustafa Başkan'ın Büyükşehir'e belediye başkanı adayı olmak istediğini hepimiz biliyoruz. Yani bunu artık Türkiye biliyor. Çünkü artık Şişli onun için çok dar geliyor yani. Kalmadın bana kalsa, şey. Ben bu kendi şahsi fikrim, ben Sayın Başkan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmasını istemiyorum. Yani direkt artık başbakanla yani bu seçim sürecini hızlı bir şekilde geçirip parti daha da büyük. Ya öyle olmaz. Çünkü başkanımızın hedefleri çok küçük hedeflerle asla uğraşmaz yani. Ama şöyle düşünelim. Çünkü şunu söylüyorum. Partisinin oyu çok yüksekken yeni bir partinin oyların bölünmesiyle birlikte hani muhalefeti daha zayıflatmaz mı? Ne o konuda ne öngörüyorsunuz? Şimdi biz geçmişte böyle bir fedakarlık yaptık. Yani işte Türkiye Değişim Hareketi'nin tam kurulma sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel kurulunun olduğu dönemde Sayın Deniz Baykal'ın bir şekilde çekilmesiyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun da başkan olmasıyla biz bu süreçte bu partinin oylarının parçalanmaması için çok ciddi çalışmalar yapmamız ve ciddi emek sarf etmemize rağmen durduk. Türkiye Değişim Hareketi'nin partiye dönüşmemesinin sebebi Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasıyla birlikte CHP'ye bir fırsat vermek miydi? Kesinlikle öyleydi. Yani başkanımız herkesin alamayacağı bir kararı aldı. Birçok bizlerin de dahi bilgisi olmadan, biz de televizyondan öğrendik insanlar gibi. Bizlerin de ama bunu herkes yapamaz. Bu bir liderlik örneğidir. Çünkü ben bilirim ki başkanım bizleri her konuda bilgilendirir. Her konuda. Yani her konuda bizim bilgimiz olur. İlk defa bir konuda bilgimiz olmadı. O da başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölen olmayalım. Yeni bir rüzgar var, önünü kesmeyelim. Onların başarısına engel olmayalım diye partinin kuruluşunu durdurdu. Daha sonradan bizleri topladı, bu konuda da bizlere bilgi verdi. Tabii biz önceler çok kızmıştık ama şimdi mantıklı geliyor bize. Eğer biz o gün öyle bir şey yapmış olsaydık belki siyasette dengeler biraz daha farklılaşabilir. Bunun da tamamen suçunun Mustafa Bey'in üzerine kalması vesile olurdu. İşte geçenlerde bir daha bir araya geldiğimizde birçok arkadaşlarımızla beraber bizler topladı sağ olsun. İşte geçen olaylara baktığımızda ne kadar mantıklı bir karar verdiğini, işte lider olmanın böyle bir ayrıcalık olduğunu biz gördük onda. Evet, doğru. İşte bizler belki biraz daha heyecanlı, biraz daha böyle bir şeylerin daha çabuk olmasını, hızlı gitmesini isteyen insanlar ama onlar işte aramızdaki fark işte onun orada olması, bizim de burada olmamız. Eğer biz de onun gibi belki zamanında bazı kararları düzgün alabilseydik biz de farklı yerlerde olurduk. Ama Mustafa Bey ciddi bir lider. Onunla beraber olmakta her zaman gurur duydum. Onunla beraber de olacağım. Ne zamana kadar? Ben artık bir şey yapmayacağım deyinceye kadar Mustafa Bey. Ama onun da bizim gibi öyle ben artık bir şey yapmayacağım deme lüksü yok. Çünkü inanın çok ciddi kitleler Mustafa Bey'i çok seviyorlar. Yani biz bana kalsa sabahleyin başbakan adayı olsun derim yani. Yani bu kadar rahat konuşuyorum. Ama tabii onun da bizden daha iyi bildiği şeyler vardır. O da bir şeyleri hızlı yapmaktan biraz... Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi hem Sayın Sarıgül'e hem de onunla birlikte partiden uzaklaşan ya da siyasete sempatisi olan yeni siyasetçilere herkesin kapısını açtı. Herkes evet. Kucaklıyor. Bu süreçte Mustafa Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmesi ya da gelmemesi, yerel yönetimlerin sonucunu yani seçim sonucunu nasıl etkiler, neler öngörüyorsunuz? Ben Sayın Mustafa Sarıgül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olur ise
%100 alacağına inanıyorum. %100 alır. Ama bir de bu işin Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bulunan insanlar boyutu var. Yani şimdi bilirler ki Mustafa Sarıgül ikinci adam olamaz bu saatten sonra. Eğer ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yaparlar ise Sayın Başkan bir dönem sonra genel başkanlığa aday olur. Olsun canım, demokratik bir Cumhuriyet Halk Partisi demokratik bir partidir. İşte sıkıntı buradan kaynaklanıyor zaten. Yani şimdi demokratik olduğunu düşündüğümüz veya işte iddia edilen bir partinin yıllarca ne kadar demokratik ama yönetildiğini gördük Sayın yani. Sayın Başkan, bakın ben İzmir'deki son bütün seçimleri bizzat baştan sona izledim. Hepsi çarşaf listelerle. Son derece demokratik, son derece centilmen. Yani seçim sürecinin başlayışından bitişine kadar inanılmaz nezaket içinde geçiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten kendi vizyonunu geliştirdi. Ben değişti ya da yeni Cumhuriyet Halk Partisi oldu demek istemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hep aynıydı. Misyonu aynı, Atatürk'ün kurduğu parti aynı. Ama zaman içinde çok uzun yıllar eğer siz bir kuruma sahipseniz tabii ki yıpratılacaktır. Yani 100 yıla yaklaşan bir partinin yıpranmaması mümkün değil. Kesinlikle her yerde. Ama buna bakarak yani seçime değil, seçilmeye hazırlanan bir vizyona geldi. O anlamda ben bunun sorun olacağını düşünmüyorum. Şimdi bakın ben Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları üyesi olarak başladım siyasete. Gençlik Kolları başkanlığı yaptım. İlçe yönetiminde işte çeşitli görevler aldım. Bir yerlerde görevler aldım. Yani ben sosyal demokrat kimliğimden hiç vazgeçmedim. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki kadrosunun içinde dahi birkaç tane çok değil ama yani olmazsa olmaz isimlerden bazılarının her zaman sadece orada oturmak için bulunduklarına inanıyor. Bu benim inancım. Ha bu demek değildir ki Cumhuriyet Halk Partisi ben asla kötülemek maksadıyla falan söylemiyorum. Yanlış anlaşılmaz. Ama bazı insanlar İşte böyle bir ben diyorum ki biraz önce çok rahatlıkla da söylüyorum. Burayı Türkiye Buda Federasyonu yapabilirsem Allah nasip eder inşallah olur ise ben hemen benden sonraki bir arkadaşıma bu görevi bırakırım. Onlara da her türlü desteğimi yine veririm. Yani oraya yapışıp kalmanın bir mantığı yok diyorum ben. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde çok ciddi, kendini yetiştirmiş, kaliteli genç milletvekilleri var. Ben görüyorum. Bir tanesinin adını vereyim. Faik Tunay. Yani ben Faik vekilimle böyle konuşurken bazen ufkum açılıyor. Yani çok aydın, çok kaliteli bir insan. Fakat görüyorum bugün bazı insanların önü kesiliyor. Burada bazılarının liderlik kaygısı öne çıkıyor. Yani ya bu dönem burada olamazsam, ya yarın da öleceğiz. Ya yarın sabahleyin sana bir araba çarpar ölürsen ne yapacağız? Öbür tarafta da mı başkan olacaksın? Böyle bir şey yok. Yani geldik, gideceğiz. Ben bunu yavaş yavaş açtığımızı öyle mi algılamak istiyorum? Canım böyle istiyor. Ama bana biraz canınız öyle istiyor gibi geliyor bana. Ben hala açtığımıza inanmıyorum. Ben zaman içinde inşallah yeni bir program yaptığımızda konuşuruz. Ben bundan sonraki seçim sürecinde yani yerel yönetimler, Cumhurbaşkanlığı ve akabinde bir dahaki milletvekili seçimi itibarıyla bu konuyu inşallah tekrar konuştuğumuzda egoların törpülendiğini, artık kişisel ihtiras ve kişisel hedeflerdense toplumun şu an içinde bulunduğu çok hassas bir süreç var. İnsanların bunu daha çok önemseyerek daha çok toplumsal, daha çok partisiyle, daha çok kitlesiyle ilgili çıkarları ön plana çıkaracağını hissediyorum ve düşünüyorum. Zaten içimizde bulunduğumuz grup eğer en iyi konuma gelmişse grubun içindeki insanlar da otomatik olarak yani, o en iyiden faydalanacaktır. Kesinlikle, bunu böyle kesinlikle görmek istiyorum. Şu anda eskisine nazaran 100 kat güzel tabii ki. Yani şu anda biraz daha çok çok iyi. Çünkü yetişen nesil inanın çok farklı yetişiyor. Telekomünikasyon çok kesinlikle ilerledi. Yani kesinlikle yani yetişen nesil. Yani internetin tuşuna basıyorsunuz, bilgi sınırsız. Çok farklı yetişiyor. Sınırsız. Fakat bunu çeşitli doğru kanallara kanalize edilebilir ise, yani işte çocuk eli bir şey neye yetiyor, onu ona kanalize edebilirsek işte o zaman başarılı olabiliyoruz. Yani, o zaman hemen bir tırnak açacağım. Sizin Buda Federasyonu'nun olmanız gibi sivil toplum örgütlerinde çalışan insanların partiler üstü yani özellikle çocuklarımızın kişisel gelişimi, toplumun eğitilmesi, kalkınma sürecinin hızlanması gibi yani farkındalığı yüksek akil adam dediğimiz, aksakal dediğimiz insanların sivil toplum kuruluşlarında hazırladıkları çalışmaların partilerin işte tüzüklerine girecek, onları etkileyecek hale gelmesi için bütün vatandaşlarımızı yani şikayet etmek değil, evlerinden çıkarak hangi konuya inanıyorlarsa, hangi konuda yeterlilikleri, farkındalıkları yüksekse herhangi bir sivil toplum kuruluşuna giderek
benim toplumla ilgili böyle bir farkındalığım var, bununla ilgili bir projem var, fikrim var diyerek, işte sizin federasyonda yaptığınız gibi bir fazla çocuğu kurtarmak adına tüm insanları, tüm vatandaşları şikayet etmek yerine sistemin aktif bir parçası olmaya davet ediyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Yani şimdi bakın, çok uzun yıllardır üniversitelerde siyasetle ilgili çok böyle hareketlilikler gözükmüyor, gözlenmiyordu. Bunun sebebi nedir, ne değildir onu tartışmak istemiyorum. Ama bugün üniversiteler siyasetle ilgilenmeye, yeniden siyasi arenada yer almayı istediklerini gösteriyorlar. Belki üslupları farklı olabilir. Belki bu amaçlarını gösterme şekilleri yanlış olabilir. Ama şu anda ben inanıyorum ki üniversitelerin içerisinde artık böyle siyasete yeniden ısınacak gibi, kurumsallaşacak tabii ki. Girmeye başladıklarını ben yeniden hissediyorum. Bunun sebebi veya sonucu nedir? Sebebi belki artık onlar dahi sadece okumaktan ziyade artık bu sistemin, sizin söylediğiniz gibi, bir parçası olmanın gerektiğine inandılar. Ve sonuca etkin olacaklarına ben inanıyorum. Yani çok ciddi bir üniversite gençliği var bu memlekette. Onların oyu çok önemli. Yani onlar, ben öyle tahmin ediyorum, üniversite öğrencilerinin birçoğunun ciddi bir anlamda bir yere kanalize olması bir siyasi partinin bir anda patlayıp çıkmasına sebep olur. Şimdi insanların öncelikle ben birbirlerini sevmesine, birbirlerine katlanmasına ve birbirlerini dinleyebilmesine inanan bir insanım. Ay lütfen bunu bir daha söyleyin. Yani bakın, birbirimize katlanacağız, birbirimizi seveceğiz. Beş para sloganı değil mi? Sevgi kazanacağız. Tabii sevgi kazanacak. Sevgi. Biz birbirimizi seveceğiz, birbirimize katlanacağız ve birbirimizi dinleyeceğiz. Doğruyu bulmak çok kolay. Hep beraber buluruz doğruyu. Bunun için tartışırız, işte yazarız, çizeriz ama bir tane doğru var, onu hep beraber buluruz. Ama bunu bulma sürecinde birbirimize katlanmayı beceremiyoruz biz. Bunu beceremediğimiz sürece de başarılı. Birazcık, aynen dediğiniz gibi, birazcık hoşgörü, biraz sabır, biraz da dinlediğimiz zaman her şey çözülüyor. Yani biraz önce size fark ediyorum, işte bir şey diyoruz. Olur, tabii ki olur. Ha, olur dediğiniz sürece oluyor zaten kendiliğinden bir şeyler yani. Biraz böyle işte dinleyebilirsek birbirimizi, o zaman anlayabiliyoruz. Ben inanmıyorum ki hiçbir siyasi, hiçbir politikacı bu memleketin kötü olması için bir şeyler yapmak istemez. Ama yanlış yol olabilir veya yanlış düşünce, onun fikri farklı olabilir. Bunlara katlanacağız. Biz doğruyu bildiğimiz sürece ve bu sevgiyi, bu saygıyı insanlara verebildiğimiz sürece de biz güçlü olacağız o zaman. Onlar da zayıf olarak kalacaklar. Bu kadar basit. Yoksa önümüzde ciddi bir seçim var. Evet, çok. Yerel seçim çok önemli. Çok. Bu herkes için önemli. Ben yerel seçimlerde şuna inanmıyorum. Yani bunu ben Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, işte Milliyetçi Hareket Partisi falan diye ayırmadan hepsi için genelde söylüyorum. Yani bir ilin kaderini o ilde işte becerisi, birikimi, tecrübesi olmayan insanlara teslim ettiklerinde çok ciddi vebal alıyorlar. Yani bir belediyenin, belediye başkanının oraya gelip bir ili size teslim ediyorlar ve siz bu ili, işte ortalık rezil, yol yok, yani böyle bir şey olmaz. Böyle adamlara işte ahbap eş dost ilişkisiyle veriliyorsa ben yazıklar olsun diyorum. Yani birçok ilde de bu sıkıntılar yaşanıyor. Yani oyumuzu kime verdiğimizi önce araştıracağız. Kesinlikle. Yani burada bir aday grubu var. Bu aday grubu kimdir? Geçmişi nedir? Projesi nedir? Bakacağız. Bakmadan yerel seçim. Çünkü bağırırsak hak ettiğimizi bulmuş oluyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Yani şimdi bu bir yerel seçim. Yani biz başbakan seçmiyoruz, cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Bu kendi yaşadığımız ile bir belediye başkanı seçiyoruz. Ve genelde de ilde, ilçelerde, genelde de bu insanları, özellikle büyük şehirler hariç, yani orta ölçekli ve küçük şehirlerde, illerde bu insanları birebir tanıyoruz. Yani biz bu insanın ne yapabileceğini, nasıl çalışabileceğini biliyoruz. Bunu bile bile herhangi bir siyasi partinin adı altında olduğu için oy vermemiz bana yanlış geliyor. Yani ben işte atıyorum, sosyal demokrat bir insan olarak Kırıkkale'de bir Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkan adayının çok daha iyi o ile hizmet edeceğine inanayım, yemin ederim oy veririm. Ve bundan hiç utanmam. Tabii olursa. Ve utanmam, bunu da söylerim. Çünkü benim ilim, ben orada yaşıyorum. Yani bana daha iyi hizmet vereceğine inandığım bir insanım. O zaman buradan farklı bir mesaj da çıkıyor. Bütün partiler benim çatımın altında kim olursa olsun seçilecek değil, benim çatımın altında en iyisini bulmalıyım. Kesinlikle, kesinlikle. Ama burada şu da olmalı, ben oraya oy verdiğimde o aday da belediye başkan koltuğuna oturduğu gün parti kimliğini unutup ilin belediye başkanı olmalı. Sadece kendi partilerine hizmet etme düşüncesiyle bir belediye başkanlığı yapmaya kalkarsa orada o zaman sıkıntı yaşanıyor. Yani
ben nasıl ona düzgün hizmet edeceğine inanarak oy verdiysem, o da bir hemşerisi veya o ilin bir vatandaşı olarak bana da düzgün hizmet etmeyi bilmesi lazım. O zaman hiçbir sorun kalmıyor zaten kendiliğinden. Ve inanıyorum ki istemeseler bile uzun yıllar o insanlar o belediyelerin başında olurlar. Kaliteli hizmetin her zaman karşılığı var. Ne olursa olsun yani burada ve bizim ülkemizde de bunların isimleri birçok var yani isimler sayılabilir. Abi ismi saymaya gerek yok. Partileri de önemli değil. Ama kaliteli hizmet ettiklerinde ben 15 sene önce gördüğüm bir ili 15 sonra gittiğimde ağzım açık seyredip Allah'ım burası nasıl bir il olmuş diyebiliyorsam bu o memlekete hizmet geldiğini gösterir. Ama bunu da yapana saygı duyup elini öpmek lazım. Başka bir şey demem. Yani partisi ne olursa olsun. Hizmet etmişse saygı duyacağız. Ve öncelikle de siyaset yaparken doğru yapılan şeyleri takdir ederek başlamalıyız. Gözümüzü yumup muhalefet yapmak hiç hoş bir şey değil. Evet adamlar yani bir şey yapmış. Yani muhalefet olmak için muhalefet asla olmayacağız. Ama olmamız gerekiyorsa da sonuna kadar olacağız. Orada yok yani. O haksız olduğu veya yapılmaması gereken bir şeyin yapıldığında sonuna kadar muhalefet olmalıyız. Ama karşı tarafın muhalefetlik de yani bağırıp çağırıp kırmak dökmek değil. Mantıklı muhalefet. Bir alternatif sunacağız. Ama Taner Başkanım bu toplumun gelişme sürecine paralel bir tavır değil mi? Yani nasıl insanlarla iletişimimizde kötü diyorsak siyasi tercihler ya da siyasi iletişimde de aynı şeyi görüyoruz. Mecliste de aynı şeyi görüyoruz. Yani bir ülkenin gelişmişlik düzeyi, eğitimi, sosyokültürel yapısı arttıkça insanların karşılıklı iletişimine de bu yansıyacak. Evet. O zaman siyaset de ülke geliştikçe, kalkındıkça, insanların eğitim seviyesi yükseldikçe daha kaliteli bir hale gelecek. Çünkü pek çok insan bugün işte onun için davet ediyoruz. Siyasete girmeye çekiniyor. Tabii şimdi siyasetteki kalite çok önemli. Yani bu siyasetteki kalite önemli derken insanın kaliteli olması ile doçent, prof bilmem ne olması yetişme şartı. Yani insanın kendini yetiştirme şekli çok önemli. Ciddi anlamda hizmet amacıyla kendini yetiştirmeye başlarsan farkında olmadan zaten buna adapte oluyorsun. Ama sadece bir yere kilitlenip hedef üzerine gitmeye kalkarsan bu sıkıntı yaratır. Yani şimdi bazı insanlar geçmiş dönemlerde işte bağlı bulundukları siyasi partilere belli miktarlarda paralar ödeyerek belediye başkanları bilmem neler falan ödüyordu. Şu anda oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama o insanın yapmış olduğu görevle ciddi anlamda kendini yetiştirmiş ve hizmet etmek için gelmiş, o fırsatla bulmuş insanların yaptığı çalışma çok daha farklı birbirine. O zaman gerçekten kendini hazır hisseden, bu topluma katkı koyabilecek insanlara lütfen evde oturmayın. Ya bir siyasi partiye ya bir sivil toplum kuruluşuna aktif vatandaş olmaya davet ediyoruz. Ben her insanın yani kendi eşimin de dahil olmak üzere bir yerde bir aktivitede bulunmasını her zaman isterim. Yani o kadar çok bir şeyler yapabileceğiniz bu ülkede o kadar çok bir şeyler yapabileceğiniz işte dernekler, vakıflar yani işte ciddi yerler var yani. Yani sivil toplum kuruluşlarının birçok yerinde insanlar yer alabilirler. Yani yarım saatinizi bir saatinizi ayırsanız bile bunlar çok ciddi bir topluluğun bir araya gelmesi yani bir fikrin ciddi bir şekilde temsil edilmesine sebep olabilirsiniz. Yani bunları biz biraz da tembel bir toplumuz aslında bakarsanız yani bazı şeyleri sadece konuşarak çözmeye çalışırız. Türk milleti çalışkandır sözü, Türk milleti çalışkan olun bir mesajı mıydı? Hep bunu sorgulamışımdır. Vallahi evet, aynen hiçbir öyleydi. Ben öyle. Çalışkan olmak. Yani Ulu Önder'in bize biraz daha gaz verdiği düşüncesiyim ama biz ne kadar almışız bilmiyorum. Yani biraz da ağırız yani. Ben kendim için de onu söyleyebilirim belki. Kendiniz yani, için. Yani onu ben kendim için hala ben ağır kaldığıma inanıyorum. İnanın daha birkaç şey daha yapabileceğime yani o kapasitemin olduğunu bir ama işte artık ama bazen şey geliyor tek yani. Başına sizin hazır olmanızla yeterli değil. Yani toplumun da sizin verdiklerinizi almaya hazır olması, toplumun kurumsal sisteminin bunu kabul edebilir olması da gerekiyor. Doğru. Yani şimdi Türkiye'nin 50 yıl ilerisinde olan insanlar hep bu sıkıntıları yaşıyor. Bugün bakıyoruz pek çok sivil toplum kuruluşunu ilk kuran, Türkiye'ye bazı şeyleri ilk getiren insanlar hep ölürken mutsuz ölmüşler. Daha çoğunu yapamamaktan vesaire. İşte bu insanların kişisel farkındalıklarının toplumun biraz fazla ilerisinde olmaktan dolayı kitleleri aynı anda sürükleyemiyorsunuz. Yani siz bir fikri beyan ediyorsunuz, insanlar bunu alıyor, içselleştirinceye kadar belli bir zaman geçiyor. İçselleştiriyor ama diyor ki bana hizmet etmediği için ben bunun içinde olmak istemiyorum. Yani bir fikrin kabul görmesi çok önemli. Siz en iyisini bile verseniz karşınızdaki toplum henüz onu almak için hazır değil ve 50 senesi varsa siz 50 yıl ağlayacaksınız, yapacak bir şey yok. Valla bir şeyleri yapmaya karar vermiş insan her şeye katlanıyor. Doğru.
Yani şimdi bir adım atmak önemlidir. Adım attıktan sonra arkandan iki kişiyi bulduysan, o iki kişi zaten yarın dört kişiyi, beş kişi yaparız. Yani onu da yaparız, Allah için yaparız. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Pes etmeyeceğiz. Yani, evet. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Ben yalnızım, bu işi yapamam, toplum hazır demeyeceğiz. Asla, asla. Tam tersine. Ama inanan insanlarla. Tabii ki. Tabii inanan tabii, insanlar. Tabii. Ya inanmamış 10 bin tane insan oluncaya kadar ben bir şey yapacaksam yanımda inanmış 10 arkadaşım yeter. Olsun yeter bana. Hiç sıkıntı yok. Yeter. Önemli olan inanmak ve o grubun içerisinde çok ciddi güvenmek. O güveni verebildikten sonra zaten insanlar inanıyor. Ve fırsatları verdikçe bir şeyleri başarmak için çok çalışıyorlar. Ben burada işte geri sonu şeye dönüyor, Budo Federasyonu'na. Federasyonu benim arkadaşlarım önce çok şey bakıyorlardı bu olay. Yani yapamayız, nasıl yapacağız? Yaparız arkadaş, ya bir inanın bakalım, yaparız. Başka... Ama işte lider, lider önce inandırıyor arkadaşlarına, tabii ki. Hazırlıyor. Tabii. Yani ve yaptık, başardık. Ben başardığımıza inanıyorum. Gerçekten arkadaşlarımız sayesinde. Ben asla yalnız başıma hiçbir şey yapamam. Yani düzgün kadro çok önemli. Düzgün ama inanmış kadro çok önemli. Ben arkadaşlarım gerçekten inandılar. Ve bugün çok ciddi başarılar elde ettiler. Bunların bütün başarıları o arkadaşlarıma aittir. Ben sadece onları... Federasyonunuzun adresinle ilgili bir bilgi verirseniz o kadar güzel şeyleriniz var ki insanlar eğer girip de incelemek isterlerse nasıl size ulaşabilirler? Tabii ki, tabii ki. Arkadaşlar teknik olarak... Budo Federasyonu www.budofederasyonu.gov.tr adresimiz Ankara'da genel merkezimiz. Öveçler, çok açık adreste bilgi telefonu. Öveçler 2. caddede Balgat'ta 213 alan kodu 474-04-70-71-72. Üçü de bizim telefonumuz. Tekrar verir misiniz? İzleyicilerimizden ulaşmak isteyen varsa? 0312-474-04-70-71-72. Federasyonumuz hiçbir ücret ödeyemeyen ailelerin çocuklarının masraflarını tamamen üstlenerek onların kesinlikle spora başlaması konusunda yaparız, her türlü. Federasyon başkanımızın bizzat kendi talimatı ve buradan sözleriyle her türlü yardımcı olmaya hazırız. Yeter ki samimiyetlerine inanalım. Yeter ki spor yapmaya karar vermiş olsunlar. Kesinlikle her türlü desteği veririz. Değerli veliler lütfen çocuklarınızla birlikte federasyonumuza ya da arzu ettiğiniz farklı sporlara, etkinliklere çocuklarınızı götürmekten yorgunluk ve bıkkınlık hissetmeyiniz. Sağlıklı vücut, sağlıklı düşünce, sağlıklı bir toplum için spor çok kıymetli. Sizlere ayağınıza kadar gelen hizmetler var. Lütfen faydalanınız. Ben şunu söyleyeyim. İnanın velisinin sizin biraz önce söylediğiniz gibi götürüp getirdiği, ilgilendiği çocuklar çok ciddi başarılar elde ediyorlar. Çok ciddi. Ve bu kendisinin sosyal hayatına, okul hayatına ve spor hayatına çok ciddi katkısı oluyor. Yani o çocuğun okul hayatında işte günde bir saat yaptığı bir sporun belki haftada üç kere günde bir saat yaptığı bir sporun okul hayatına ve gelişmesine çok ciddi katkısı olduğunu ben. Hemen kendimle ilgili örnek vereceğim. Spor yapmak ya da bir etkinliğe gitmenin çocuğun okul başarısını olumsuz etkilediğini iddia edenlere cevap veriyorum. Haftada en az 6 idman, en az 3-4 maç yapıp bir okulun özel matematik sınıfından mezun oldum. Spor hayatımı düzene soktu. Ders çalışma, spora zaman ayırma gibi bütün kavramları planlama. Şu anda da oradan getirdiğim bu alışkanlıklarla bütün hayatımı yine planlı götürüyorum. Çoğu kişiye göre 2 kişilik yaşıyorum. Benim hayatımda bir insandan en az birkaç aktivite fazla her daim çalışma var. Çünkü sporculuğun getirdiği o vücuda hakim olma, planlama, düzenleme, hırs, başarma isteği, kaybederseniz bir daha başarma isteği, düştüğünde kalkmayı öğrenmek hayatımda çok şey kattı. Onun için ısrarla bütün ebeveynlere çocuklarınızı bir sanat, bir spor, bir lisan, iyi kitap okuma, entelektüel bir altyapı, düşünebilen bir toplum, işte siyaset konuşuyoruz, farklı kavramlar konuşuyoruz. Bunları kendi içinde aldığında, aa evet bunu duyuyorum ama bir saniye emperyalist ülke, senin söylediğin yanlıştır diyebilen çocuklar yetiştirirsek, gelecek kuşak, gelecek siyasetçiler sanırım bugün ülkede konuştuğumuz, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıları konuşmayacaktır. Yani şimdi bakın ben kendi çocuğumun benimle konuşurken, tabii onların ikisi de sınırını bilirler. Yani o kadar rahat konuşabiliyorlar ki benimle. Yeri geldiğinde beni çok rahat eleştirebiliyorlar.
bazen onların eleştirilerinin karşısında ben cevap bile veremiyorum. Çünkü haklı oluyor. Haklılar yani. Fakat bu haklılığı yakalayabilmeleri çok önemli. Onu yakalayabilecek artık düşünce kavramını elde ettiklerine göre demek ki bir şeyler verebilmişiz. Yani bizim amacımız bu saatten sonra hiçbir çocuklarımız. Ama kulağa geçmezse zanaat ölürmüş. Onlar bizi geçecek öyle. Ki toplum aynen gelişecek. Bizden ileride olmaları bizi mutlu ediyor. Yani onların bizden her zaman ilerli olması herkese bizim için çok önemli. Arkadaşlar zaman kavramımız nasıl? Bitiriyoruz. Başkanım geldiğiniz için çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Gözünüzü açtınız. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. O şeref bize ait. Kapatmak üzereyiz. Sizin son sözlerinizi alalım. Son sözüm bugün sizin gibi zarif bir hanımefendiyle burada olmak benim için çok büyük onurdu. Gerek size gerekse bu kameranın arkasındaki bütün arkadaşlarıma emekler için çok teşekkür ediyorum. Çok zevk aldım. Çok hoşnut oldum. Keşke daha önceden gelseymişim. Yine bekleriz. İnşallah fırsat bulacağız. Biz sizin güzel gönül pencerenize bir ışık olabildiysek ne anladım, mutlu. Anladım. Değerli izleyiciler, bugün herhalde gazete, TV gibi medyanın içinde olup da Sayın Mehmet Ali Birant'tan etkilenmeyen hiç kimse yoktur. Doğayan gazeteciyi kaybettik. Sapla samanı karıştırmamak lazım. Bugün artık kendini savunamayacak, toprak olmuş ve hepimizin bir şeyler öğrendiği, en azından bir 32. gün müziği çalarken, birisi ığı derken, belki özlemle anacağımız evet. Sayın Mehmet Ali Birant'a nurlar ışıklar içinde yat diyoruz. Ruhu şad olsun. Bu arada ekranların başında duayenlerimize buradan bizim laf söylememiz haddimize değil ama Türkiye'nin gerçekten saygıyla izlediği ve binlerin her bir konuşmadan anında etkilendiği 50 kadar çok kıymetli sanatçı, gazeteci ya da akil adamlar var. Ve bunların ekran karşısında bugünkü çok ciddi Türkiye'nin sorunları olan kırmızı çizgileri konuşmak, terörü konuşmak, buna ortak bir çözüm bulmak yerine çok küçük farklılıkları tartışarak toplumun zaten örnek aldığı çok az insanı seyrederken toplumda daha çok kaos yaratmak yerine sevgiyle, birlik, barış içinde, kesinlikle. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak adına kardeşlik diliyorum. Herkese ekran başında konuşurken binleri etkilediğini varsayarak daha hoşgörüyle, daha sevgiyle, daha saygıyla yaklaşmasını diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başkanım tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Bundan sonraki programlarımız saat 12'de, gelecek hafta Cuma 12'de buluşmak dileğiyle. Yeni Gün Televizyon'dan sağlıkla, hoşça kalın. Hoşça kalın.